Hala gelemiyordu. Çünkü içindeki şeye takıldım. Evet. Ya. Nazar değdirdiler yürüyüşüme. Der misin? Yürüyüşüme Allah'ın nazar değdirdiler. Yok. Allah'ın sopası yok gerçekten. Gördün mü? Gerçekten öyle. İşte karma. Karma felsefesi. Tabii. Kesinlikle inanıyorum. Yarına kalır yanına kalmaz. Hoş geldin. Ne ekersen onu biçersin. Öyle. Öyle. Nereye? Arkadaşımın düğünü var. Hı. Yaz mevsimindeyim haliyle. Güzel. Oraya gidiyorum. Gel bakalım. Özendim, bezendim. Yürüyemedim fakat. Pembeyle kolay... başlayalım Berna. Pembe. Sana ithafen. Esmer tenine çok yakışmış bence bu renk. Bayağı şeker kız kendi gibi olmuşsun. Şeker pembesiyle. Aynen öyle. Benim çok sevdiğim bir yaka. Bu dantel detayı beğenmedim ama ya. Onun dışında topuzun da çok güzel, takılarını da çok güzel. Ayakkabılarına bakalım mı? Tabii ki. Sen zaten pek ayakkabıda yanlış yapmıyorsun. Yok. Bakmasak yanlış da olur. Yanlış yok. Ama görelim, merak Gösterdim. Ediyoruz. Gösterdim. Tamam. Bir de elbisem halay çekerken, bir zorluklarla mücadele ederken içinde bir şeyler oldu. Yani gayet işte yani hiç çok... olmazsa oturmuyorsun. Tabii ki, o tabii ki. O mücadeleyi veriyorsun. Aynen öyle. Ben çok bazılarına güzel... örnek olsun. Konuşalım. Kesinlikle. Çok güzel olduğunu Sözüm düşünüyorum. Sözüm sana değil Esra. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ama değişik bir şeyler yaptığında daha iyi olduğunu düşünüyorum. O iddianı o şekilde devam ettirdiğinde Neslihan Hanım'ın da sana daha önce söylediği gibi gerçekten güzelsin. Elbise güzel, her şey güzel, bütün kızlar güzel. Yani evet, senin bana bu E'lerin. Ben geçen hafta iki parçaydım. Gömlek ve hani kabarık eteğimle. Ondan Aynen. önceki daha böyle hani şu beş Marslı olandı. Evet. Bir balık olarak geldiğim bir ilk gün vardı. O da cuma şıklı değildi. Bugün ben de bir güzel kere giyeyim dedin. Dedim. İyi, tamam ol. İyi, bir tamam kerecik ol, ne olur. Gizem. Hemen bana pozlar kesiyor. Beğendim. Merak etme. Ama çok uzun. Takılıyorsun. Normalde takılmıyordum. Şeyleri ya, vardı. Gerçekten neydi uzun. O? Glenn miydi? Glenn. Onlar vardı ama yürü. Yani içinden ayağım topum takıldı. Esra'nın gözüne. Ya şu kadar ayakkabı giymişsin gene yerlerde önde giriyorsa boyun uzun demektir. Boyun kısa hayatım biliyorsun. Hayır. Demek ki o uzundur bebeğim. Hani terziler çıkmıyorsa sabaha kadar terzidesin. Evet. Uyumuyorsun, onun bir ölçüsünü aldıraydı şurada rahat rahat şu havalı yürüyüşte devam etseydin. Nazar değdi. Nazar değil, bence onu gözünden kaçırmışsın yani, atlamışsın. Tamam. Bu kadar. Ben çok beğenmedim, bayılmadım yani. Senden beklenti büyük olduğu için hani. Anlıyorum. Bu elbiseyi başka biri giyseydi wow diyebilirdik. Hmm. Yani seni favoriler içine sokuyoruz artık hani. Evet. Sen neredesin Gizem bu arada? Hani biz böyle kendi aramızda konuşuyoruz mesela 3-5 arkadaş. Yani sen favoriler arasında var mısın? Hayır, yarışma içindeki arkadaşlarımla değil, dışarıdan. Hmm. Kim olabilir diye. Hani ben de fikrimi söylüyorum. Ölçe sağlam rakiplerden biri. Evet. Olur mu, olabilir diyoruz. O yüzden yani ufacık hata bile onda başkasında tölere edebileceğiz ama onda edilmemesi lazım. Çünkü sabaha kadar da terzide yatıyor gerçekten. Bir geliyor, bir saat uyudum. Neredeydin? Gene Nişantaşı'nda. Öyle mi? Ölüyor böyle ondan sonra buralarda. İyi olsun diye çalışıyorum. İşte yani şey ufacık bu. Bir şey ama seni tökezletti. Evet. Hatice. Ben elbisenin rengine bayıldım. Çok güzel. Gizem'in dediğine katılıyorum. Biraz uzun. Yürümen kısıtlandı. Evet. Ama çok güzel yani. Bronz tenine çok güzel gitmiş. Küpelerin, yüzün, çantan, ayakkabın hepsi çok güzel. Teşekkürler. Hatice, tanısan seversin Kalbi herhalde. Kalbi de çok temiz. Ya ben Tuğçe'yi sevmiyorum demiyorum ki. Sadece bana bakışları çok negatif geliyor bana. Yani bir seziyorum. Hepsi öyle bu. Deme. Öyle Ama deme. Hayır, öyle Allah ne, Allah. Netim. Allah Allah. Bak. Netim. Yani şimdi. Ya şu an bile öyle bakıyorsun ya. Ama şimdi bana. Diyen bir insana belki de aa bebeğim canım ne yani. Kadar güzel söyledin gel öpeyim mi diyeyim ne diyeyim yani Hatice o kelime nasıl bir kelime neden tamam, sana ne yapalım o zaman negatif geliyorsun bana diyelim senin öyle negatifliğin olabilir mi bana karşı hiç zannetmiyorum ben sana kadar, arkada da burada da aynı şekildeydim şu güne kadar sana bir yorum yaptım bir kötü bir şey söyledim çok da fazla sana
yorum yaptığım söylenemez. Hemen sen bana kötü kalpli ilan edildim. Sen de bana güzel yorum yapmıyorsun Tuğçe'ciğim. Yok, güzel olduğun zaman yapıyorum ama genellikle ve sıklıkla kötü öyle geldiğin için, benim tarzıma uygun olmadığın için, tarzıma uygun olmayan çoğu arkadaşıma söylediğim gibi sana da eleştiri yapılıyorum. Bana söz hakkı verdiğin öykü. Neyse, bence birbirinizi tanısanız seversiniz diye düşünüyorum. Ama ben onun seviyesinde olamadığım için beni tek tanıyacağını da zannetmiyorum. Oraya hiç girmeyelim. Asla. Yani elbisede. Şuradaki pencereyi beğenmedim. Hava alsın. Evet. Hava alsın diye. Ama dersinde iyi çalışmış. İvan Hanım sevmiyor ya orada dekolteyi. Değil mi? Ya. Her zaman bence çalışkansın. Bunlar dipnotlar. Çok çalışkansın bu elbisenle. Bir de birazcık tabii boyu ben gitmek geldi için yapıyorum hayatım. Ne yapmak için? Gitmek için yapıyorum böyle. Hmm. Gitmek istediğini hiç zannetmiyorum. Herkesten çok kalmak istiyorsun burada. Gideceğim diyorsunuz yani. Hiç zannetmiyorum. Hepimizden çok hırslısın. Eteklerime zil saka saka gideceğim. Hırslı olduğun için zaten böyle. O zaman pazartesi günü kombinini göreceğiz bakalım. Gitmelik tamam mi geleceksin, kalmalık mı geleceksin? Elbisenin boyuna da takılmazdın, kısa giyerdin. O bir hata çünkü. Ayakkabına da takılmazdın, o da bir hata. Nasıl ya? Nasıl? Elbise o kadar uzun onun ki. Onun için hemen arayıp da bana burada yürüyemez. Elbise zaten getirin demezdin. Yani. Öyle bir şansın özeniyorsun yok. Özeniyorsun sen. Ben görüyorum. Saçın, başın o olmuş mu bu olmuş mu soruyorsun. Canım, özeniyorsun. Gitmek şey isteyen insan onu yapar bunun mı? Yarışmada, yarışmayla alakası çok yok ki. Ben dışarı çıkarken de o özeni hiçbir zaten gösteriyorum. Hiçbir kombininden emin değilsin geldiğinde. Hepimize evet, soruyorsun. Zaten hep söylüyorum. Kafa karışıklığı var. Ama yani gitmek isteyen insan tuttum, bunu söylemez. Burada ev tuttum, o da ya göreceksin ya her yer kıyafet dolu. Gitmek isteyen insan ev kombin tutar kombin yapıyorum, sabah değişiyor kararım Öykü Hanım. O kadar çok anlamadım ki. Ya. Yani bu beğenmiyorum, buraya 3-4 tane kombin getiriyorum. Stylingimi arıyorum, çalışmadığım halde rica ediyorum ve çocuğa da o kadar vermeyansın ve o kadar agresif olabiliyorum ki. Tamam çünkü bak açıklamasını hakikaten yapıyorsun, gitmek istemiyorsun. Ne? Gitmek isteyen insan ya bunu yapmaz. Gitmekle alakası yok. Ya, giderken de şanımla gideyim. Yani. Hmm. Bir de böyle bu bir şey var. Bu mu şanın şimdi? Evet. Seni atlı atın üstünde göndereceğiz seni. Yani atın şanım buysa farklı ben bir şey demiyorum. Peki, hazır mısın? Geçebilirsin. Tuğçe Özbudak, ayakkabı 350 lira, çanta 200 lira, elbise 1500 lira, küpe 20 lira. Pembe gönlüm sende. Bayağı bugün öylesin. Efendim? Bayağı bugün öylesin diyor. Evet. Aslına bakarsan senin elbisen de klasik bir elbise. Ama bir şekilde üzerine bej rengi çanta alman, çantanın o üzerindeki saç örgüsü, incinin pembeye kırıklığı, topuzun filan yani bütününde, işin totalinde çok iyi duruyorsun. Güçlü duruyorsun bir kere. Ama mesela bana göre Alaturka bir elbise ama ben de bu elbiseden dikiyorum. Sonuçta arz talep meselesi. Sen de böyle bir elbise giyebilirsin. Buna hakkın var. Aslında benim de pek tercihim değil. İki seçeneğim vardı benim de. Bir tane bordo bir elbise vardı. Onlar beni ilgilendirmiyor. Evet ama boş hani ver. Bu tarzda da bu kendimi uydurmaya çalıştım. Bana böyle bunun üzerine konuştuğunuzda sempatimi kaçırıyorum. Hayır hayır yani bunu da kendimi uydurmaya çalıştım demek istedim. Tamam. Bu da benim elbisem tabii tamam, ki. Tamam konuştukça ben bana bir şey oluyor diyorum. Tamam. Hala konuşuyor. Vermeyeceğim, ilk vereceğim puanı vermeyeceğim şu an sana. Onu diyorum bak, sen de bu Alaturka elbiseyi giyebilirsin. Bence bu kadar Alaturka değilsin. Bunu giydiğinde ben senin kombinleme biçimini bakıyorum. O çantayı almakta senin farkını koyuyor ortaya. Kırdım bir puan. 8. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk İvan Hanım. Bana bizim stüdyo bebekler evi hatırlatıyor. Oyuncak bebek evleri evet. Hatırlatıyor. Böyle plastik, pembeler, maviler şeyler. Ve sen tam o bebek gibi uymuşsun dekor içinde. Çok güzel görünüyorsun. İyi mi kötü mü? Ben beğendim. Çok yakışık, çok tatlı şeker. Elbisenin rengi zaten muhteşem. Çok evet, yakıştı. Çok teninde ben yakıştı. Saçların yakıştı. O inci küpleri taktın. Sevdim çünkü o deri çantayı kırdın her şeyi. Hakikaten hakkın aynısı düşünüyorum. Sadece o danteler orada sevmedim evet ben. O olması devam etseydi şey pembe orada. Yani gayet güzel, hoş ve şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. 9. Sağ olun, teşekkürler. 5.
O kırmızı elbise, o kırmızı pantolon üst. Bütün onlarla seni tanıya tanıya buraya geldim. Sen gene elbise, sıradan bir elbise ama taşıdığın elbiseyi, seçtiğin elbiseyle bütünleşiyorsun. Ve bize onu yutturuyorsun. Böyle bir şeyler yapıyorsun. O elbiseyi biz güzel görüyoruz. Anladın mı? Taşıyorsun. Ve topuzun doğru, küpe doğru, çanta doğru ve artı taşıman doğru. Onun için kıyafet doğru. Teşekkürler. Sağ olun.